Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar, eşkenar dörtgen ve delta konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 8. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız eşkenar dörtgende uzunluk. Arkadaşlar uz örnek soruyla başlamış ben de uzunlukta şu tavsiye verebilirim. Bütün kenarların eşit olmasını mutlaka mutlaka ihmal etmeyin birincisi bu. İkincisi köşegen çizilmişse diğer köşegeni de çizmek gayet mantıklı oluyor. Çünkü köşegenler birbirleri dik kesişiyor. Ee, bir de zor soru tiplemelerinde genelde öğrencilerin sıkıntı yaşadığı sorularda böyle yükseklik varken diğer yüksekliği de ihmal etmemek yani yükseklerin birbirine eşitliğinde kullanmak e, bazı özel sorularda işimize de yarayabiliyor. Bilmiyorum buradaki testte var mı yok mu ama şu an spontane konuşuyorum. E, bunlara dikkat ettiğiniz sürece sıkıntı yaşamazsınız eşkenar dörtgen de. Bakın örnek sorusu var. Kenarların eşitliğini ve 90 derece şöyle paraya kenardaki gibi tanımı kullanırsan z'den dolayı Burası 90 dereceyi kullanırsan olay bitiyor. Ee, bu kenar altı, bu kenar altı. Ee, o zaman burası da 6 e, olacağından buraya 2 kaldı Pisagor'dan burayı bulursun. Buradaki Pisagor'dan da x'i bulursun zaten. Tamam? Evet, çözüm bu şekilde zaten çözümü de verilmiş. Biz sorulara bakalım isterseniz. Gençler hemen ne yapıyoruz? Bütün kenarlarını eşitliğini yazıyoruz. Hocam 5 birim, 5 birim, 5 birim. Ee, burada bir direktlik dik üçgen çıktı. 3, 4, 5 üçgenden 4 çıkar. Birinci soru akçay oldu. Geldik ikinci soruya. E, hocam 30, 90, 60. 30 60 90 üçgen 30 çıktı. 30'un karşısı oran isteniliyor bizden. 30'un karşısına 1 dersem 90'ın karşısı 2'dir. Burası da kök 3 müdür? Evet. AE bölü EC isteniyor. AE kök 3 bulduk. EC nedir? Eşkenar dörtgende bütün kenarların eşitliği önemli. E o zaman burası da 2 ise burası da 1 oldu. E o zaman kök 3 bölü EC uzunluğu da 1'den cevabımız kaç çıkar? Kök çıkar. Evet ikinci soru Edremit oldu. Geldik üçüncü soruya. Şimdi adam bize şuradakini Eşkenar dörtgen olarak vermiş arkadaşlar. Değil mi? ABCD bir eşkenar dörtgen demiş. Önce verilen bilgiyi kullanalım. Ne yapacağız burada arkadaşlar? 45 derece mantığını kullanmak için şöyle bir dik çizeceğiz. Bu diki çizdiğimiz zaman ne oluyor? Hocam 4 kök ise 4 4 yaptı. 3, buraya 3 kaldı. E, 3 4 5 üçgenden burası 5 yaptı. E, o zaman eşkenar dörtgense bunlar da 5 5 5 yaptı. Peki bizden ne isteniliyor? X. X'e ait bir dik üçgen var mı? Var. Bir kenar dörtgen bir kenar sekiz. 1 bir iki kök beş üçgeninden burası da dört kök beş çıkacaktır arkadaşlar. Üçüncü soru balık eseri oldu. Geldik dördüncü soruya. Şekil 1'de yan yüzü ABC'de karesi biçiminde olan bir pazar arabasının bir kısmı katlandığında şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Arkadaşlar kare şeklinde bu uzunluklar değişmiyor. Böyle katladığımız zaman yine bu uzunluk aynı bu uzunluk aynı olacak. Yani şurası 17. Bu arada buraya A dersem burası da artı 7 mi oldu? Evet. Pisagor bağıntısı yaparsam burada şurası 90 derece olduğundan 17 varsa büyük ihtimal 8 15 17'dir. 8 koyarsak burası da 15 sağlanıyor mu sağlanıyor? Karenin bir kenarı 15. Hocam burası 15, burası da 15, buraya ne kaldı? 9 kaldı. E burada da bir dik üçgen var. 9 15. Ne üçgeni? Bu 15'i niye dedik? Çünkü katlandığında şöyle yan yüzeyi bir eşkenar dörtgen yapıyor demiş, değil mi? Evet. Yok eşkenar dörtgen olmak zorunda zaten kare olduğundan uzunluklar aynı kaldığından 15 ise burası da 15 olacak. 9 15 ne üçgen? 9 12 15'ten 15 yaptı. Bizden ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor. Arkadaşlar bu uzunluk neydi zaten? Hop şuraya kadar 17 idi. E hocam bu uzunluk da değişmeyeceğine göre buraya kadar 17 olacağına göre buraya kaç kaldı o zaman? 5 birim kaldı. O zaman dördüncü soru balık kesir oldu. Geldik 5'e. Paraya kenardaki ifadeleri kullanacağız. Öncelikle 15 burası da 15. Bu eşkenar dörtgenden dolayı 15. 15. E hocam başka ne var? Burası 90 mı? Evet. Şöyle karşılıklı kenarlar paralel olduğundan Z'den dolayı burası 90 olmaz mı? Olur. E o zaman olay bitti arkadaşlar. Bitti mi bitti. 9 15 şuradaki dik üçgendeki Pisagor bağıntısını yapacak olursak 9 12 15 üçgenden 12 yapacaktır burası. Şuraya kadar 12 yapar. E 12 ise 4'ü buradaysa buraya 8 kaldı. Burada da bir Pisagor bağıntısından 8 15 17 üçgenden cevabımız 17 çıkar. 5. soru balık kesir oldu. Geldik 6. soruya. Öncelikle bak eşkenar dörtgen taban bir kenar kaç? 13 yazalım. 13 ve şurası da 13 yazdık. Sonra e hocam burası da 13. X kenar var. E tabanda mevcut insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Tabanına ait yüksekliği çizdiğimiz zaman 5 birim 5 birim yaptı burası. 5 13 ne üçgeni? 5 12 13'ten burası 12 yaptı. Sonra açılara da falan filan demeye gerek yok. Eşkenar dörtgende yükseklikler birbirine eşittir. Bak bu da yükseklik bu da yükseklik. Yani x direkt kaça eşit olacaktır arkadaşlar? 12'ye eşit olacaktır. 6. soru edremit oldu. Geldik 7'ye eşkenar dörtgen. Şurada bir oran vermiş. EC uzunluğuna A dersek DE uzunluğu A artı 11 miymiş arkadaşlar? Evet. E arkadaşım A artı 11 bu bir eşkenar dörtgen mi? Aynen öyle. 2 artı 2 artı 11 mi yapıyor eşkenar dörtgenin bir kenarı? Evet 2 artı 11 2 artı 11 e burası da 2 artı 11 olacak. E sonra ne yapacağız hocam? Bak Bunları yazınca burada bir dik üçgen karşımıza çıktı. Bu dik üçgen arkadaşlar Pisagor bağıntısı yapacağız burada. 2A artı 11'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 24'ün karesi. Hisset kardeşim işlem işlem işlem. A büyük ihtimal 7, 24, 25 üçgendir. 7 koyarsam 14, 14 artı 11 25 yapıyor. Doğru. 7, 24, 25 üçgeni. E, 7, 24, 25 sağlanmasaydı e, bu 3, 4, 5'in katına bakardım. 6 kere 3, 18, 6 kere 4, 24, 6 kere 5, 30 sağlanıyor mu diye bakardım arkadaşlar. 7, 24, 25 sağlandı. Neyse A'yı buradan 7 bulduk. A'yı 7 bulduysak burası kaç oldu? 18 oldu. E, burada da bir Pisagor yaparsak. Hocam 18 dediğimiz 6'nın 3 katı. Burası 6'nın 4 katı. E o zaman burası da 6'nın 5 katı. Yani cevabımız kaç yapacaktır böylelikle? 30 yapacaktır. 7. soru C oldu. Geldik 8'e. 45'i vermiş. E arkadaşlar şu üçü bulacağım. 3'ü bulmaya ait bir 90 dereceye karşılık getirmem yok. 3'ü kullanmak için 90 dereceye karşılık getirmemiz lazımmış gibi duruyor. Ama zaten şurası 90 iken burası 90 Z'den dolayı burası 90 olmadı mı? Oldu. Yani zaten dik üçgen hala hazırda burada var. E tamam buradaki 45'i de kullanacağım ben. Şu 3'ü de kullanmam lazım tabii ki. Şimdi o zaman ne yapalım arkadaşlar? Bir yerlerden başlayalım. Ben şuraya bir a a dersem burası ne yaptı? A kök yaptı. Hocam bu bir eşkenar dörtgen. E burası a kök ise şurası da a kök Burası da a kök değil mi? Evet. E olay bitti. Şurada bir dik üçgen var mı karşımızda? Var. Buradaki dik üçgende nedir arkadaşlar? E, 3'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı A kök karesi yapacaktır. E buradan 3'ün karesi 9 eşittir. A kare artı 2 A kareden 3 a kare 9'dan a kare 3 yapar. A da buradan kök 3 yapar. E a kök 3 ise x de a kök 2 eşit. Yani kök 3'ün kök katına eşit olacaktır. Cevap ne yapar? Kök 6 yapar. Dolayısıyla 8. soruyu böylelikle açay bulduk. Ve böylelikle 8. bölüm testinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 9. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.